Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kadro kurma serimizin yepyeni bir videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün arkadaşlar kadromuzun max kolektif gücü kaçmış, onu birlikte göreceğiz. Ama arkadaşlar ondan önce bir sözleşme kartımız var. Onu açacağız. Şöyle Van Basten olduğu kutudan. Ben buradan arkadaşlar bir parkçıyı çıkartabildim. Bu kadar kutu açtım ama şöyle size göstereyim hemen. Bir tane daha açacağım. Bu 133 olacak arkadaşlar. Buradan gerçekten yani gitti kötülerinden bir tane verdi ama arkadaşlar yani ortası falan çok iyi, ben çok beğendim gerçekten. İyi ki de aşağılardan da elle yukarılardan, yani iyi ki bir tane çıkardık, yani çıkartmadık demeyiz arkadaşlar. Şöyle bir top açımızı yapacağız. Hiç umuyorum ama şöyle bir top açımızı yaptık arkadaşlar, bakalım çıkacak mı. Hadi oğlum ver bize bir şeyler. Yok, yine vermedi arkadaşlar. Geçiyoruz, direkt geçiyoruz. Hiçbir şey vermedi. Her zamanki gibi hiçbir şey vermedi bize. Şöyle asıl konumuza gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi bizim asıl konumuz kadromuzu sıfırdan kuruyoruz. Kadromuzu kurmanın en iyi dizilişi arkadaşlar bu olur herhalde. Yani çok fazla yüksek oyuncularımız var. Ona göre arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Bakalım bu kadro göre güzel bir kadro kuracak mıyız? Şöyle arkadaşlar kimden başlıyoruz? Messi ile başlıyoruz. Ankaralı ile başlıyoruz arkadaşlar. Messi'mizi aldık, 105'lik efsanemiz. Şöyle forvetimize başlıyoruz. Forvetimize tabii ki Cruyff alacağız arkadaşlar. Başka da kimse yok zaten. Johan Cruyff'u forvetimize aldık. Şöyle arkadaşlar ben Ronaldo'yu almak istiyorum. Cristiano Ronaldo'suz olmaz arkadaşlar. Forvetimize Ronaldo olacak her zamanki gibi. Ama arkadaşlar yani şöyle şey yapmayın arkadaşlar. Neden Cruyff'u şöyle koymadın, böyle koymadın? Şöyle arkadaşlar, Cruyff'umuz şurada olsa Ronaldo'muz forvette, en mantıklısı bu arkadaşlar. Kafa vuruşları için Ronaldo'muzu alıyoruz. Ama ne yapacağız, şöyle bir kararsız kaldım da. Arkadaşlar Neymar'ı şöyle sol açığa alacağım. Neden böyle arkadaşlar, ben tamamen yani kadroyu sıfırdan kuruyorum. Kafama göre seçiyorum. Nasıl olsun arkadaşlar, sol kanada tabii ki şöyle Mbappe'yi aldık. Ama nasıl olacak, şöyle De Bruyne'yi ofansif orta sahada almak isterdim. Aslında bir dakika arkadaşlar, şöyle bir şey olabilir. Takma iyice bir bakalım. Oraya koyacağımız başka bir oyuncu olabilir mi diye bakıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar nasıl yapalım, bu düşündüm de bir. Bence arkadaşlar şunu bura alırız. Göbek oynatırız şurada. Arkadaşlar dediğim gibi sadece kadroyu kurmak için böyle yapıyorum. Şöyle De Bruyne'yi göbek yapalım. Sadece kadro kuruyorum arkadaşlar. Yani sıfırdan max kolektif gücü aslında deniyoruz biz zaten de. O yüzden arkadaşlar sıkıntı yok. Defansif orta sahaya kimi alabiliriz? Aslında arkadaşlar değişik bir şey aklımda var da. Şutları iyi olduğu için nasıl olabilir aslında arkadaşlar. Şöyle defansif orta sahada koyabiliriz. Öyle bir şey düşünüyorum ama. Nasıl söyleyeyim, kafa vuruşlarına bir bakalım. Ona göre karar verelim. Kafa vuruşları yüksel. Bir dakika, çok fazla gittik. Kafası düşük arkadaşlar. O yüzden beni yargılamayın. Sanırım da arkadaşlar dediğim gibi en mantıklısı olabilir aslında. Şöyle arkadaşlar böyle olsun, en mantıklısı gibi gözüküyor. Siz de yani gördünüz zaten, kafa vuruşları düşük. Bizim bir sürü defa oyuncularımız var zaten. Şöyle kimi alıyoruz? İlk başta stoperimize Maldini'yi aldık ortaya arkadaşlar. Maldini ortada en iyi verimi ver bence. En iyi istatistiklere sahip olduğu için ortada olsa en mantıklısı olur zaten. Şöyle sağ stoperimize kimi alabiliriz? Aslında arkadaşlar ben bu dizilişe oynamıyorum genel olarak. Sadece sizin karşınızda arkadaşlar dediğim gibi kadro kurmak için böyle yaptım. Şöyle stoperlerimize sol ayak olduğunu düşünüyordum. Guardiola sol ayaktı zaten. Sol ayak arkadaşlar, o yüzden sola alalım. Bu Upamecano'yu arkadaşlar şöyle sizinle birlikte sağ aldık. Sağ ayaklı oyuncu, o yüzden en iyi verimi orada verir. Geldik arkadaşlar şöyle kalemize. Kalemize pek kaleci yok arkadaşlar. Şöyle sırala, bir dakika nerede, filtrele. Nerede pozisyon, kaleci diyelim arkadaşlar. Sizinle birlikte böyle göstereyim bir. Kalecimiz arkadaşlar şöyle iki tane zaten. Yani genel olarak zaten oynattım, başka kaleci yok. Burada zaten arkadaşlar hiç kaleci yok. Şöyle size söyleyeyim arkadaşlar, benim için her zaman yani Oliver Kahn da iyi arkadaşlar, yani sıkıntı yok ama alt degaj olmayan kaleciler sevmiyorum arkadaşlar, yani kusura bakmayın. Alt degaj yok, o yüzden seni alamayacağım. Şöyle aldık kadromuzu, bu şekilde yaptık. Şunu bir sıfırlayalım arkadaşlar.
birlikte şöyle genel derece demiştik zaten. Şu Messi 2 kartını da arkadaşa güzel bir challenge falan düşünüyorum. Onları da yaparız birlikte. Şimdi geldik yedeklere. Yedek kadromuzu arkadaşlar şöyle kurduk. Bu arada ben yanlış Neymar'ımızı koydum arkadaşlar, özür diliyorum. Arkadaşlar Neymar'ımızı değiştireceğim. Sol açığa, yani bu Neymar daha iyi uyuyor. Sol açığa daha çok uyuyor zaten, kendisi sol açık. GP ile yapmayalım. Bizim ögelerimiz var, sözleşme üyesi arkadaşlar. Öğe yanlış söyledim zaten. Böyle kullandık sol açımıza. Bu Neymar'ımızı alacağız. Bu Neymar daha iyi olur arkadaşlar orada diye düşünüyorum. Şöyle Neymar'ımızı aldık. Başka arkadaşlar kim var? Tabii ki yükseltebilecek kadroyu böyle bir isim var, Modric. Modric'te arkadaşlar pek yani bu kartını sevmedim gerçekten. Yani harbi bu kartı çok beğenmedim. Ciddiyim, beğenmedim arkadaşlar. Şöyle Tchouameni'yi alalım bir kadromuza. Şöyle geri geldik. Kim alıyordum lan ben genel olarak? Arkadaşlar kafam gitti gerçekten. Kim alıyordum ben oyunda? Hah. Şunu unuttuk be. Bizim Marquinhos'umuz vardı. Onu unuttuk arkadaşlar. Her zaman kadromuza yer alıyor. Şöyle aşağı doğru bir geliyorum. Ha şurada. Thomas Müller arkadaşlar. 96 arkadaşlar aslında. Ben istatistiklerini değiştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi 99 oluyor. Müller'imizi de aldık. Başka 99'dan başka oyuncu katmayacağım arkadaşlar. Max deniyoruz zaten biz. Şöyle sizinle birlikte kim alıyoruz? Sol bek, bu yükseltir mi? Sonradan bakar zaten. Bu oyuncumuzu alıyoruz. Şöyle yükseltti, güzel yükseltti. Kimi alabiliriz aslında? Güçlü. Tabii ki Rice'i unutmuşuz. Oha Rice arkadaşlar, ben genel olarak ilk 11'de başlatıyordum. Defansif ortası da şöyle katamadık bir türlü kadromuza. Karşılarına kaldı, 5 tane kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar Caicedo. Oğlum neydi lan bu ismi? Caicedo mu? Neydi arkadaşlar, bir bakalım. Caicedo. Caicedo diyelim biz. Şöyle aldık, yükseltir mi yükseltmez mi bilmiyoruz. Onu çok fazla. Şu yükseltiyorsa fazla arkadaşlar, onlara da bakarız. Öncelikle şöyle bir alalım. Unuttuğum oyuncular var. Laf falan arkadaşlar, onları unuttum. Başka 95'ten 99 olan oyuncumuz var mıydı? Ona bakıyorum ben şu anda. Başka yok herhalde ya. Bizim Van Basten de orada arkadaşlar. Şöyle kimi aldık? Bakalım arkadaşlar, göreceğiz zaten. Öncelikle direkt koyuyorum zaten kadroya da. Bakacağız hangisi daha fazla yükseltiyor arkadaşlar, onu da göreceğiz biz. Şöyle kimi alabiliriz? Benzema'yı alabiliriz kadroya aslında da. Pek etki yaratmıyor arkadaşlar. Yani hiç koymadım, genel olarak bir oyuncudur. Şöyle kadromuza bir deneyelim arkadaşlar. Hangisi daha yükseltiyor olabilir, ona bakalım bir. Öyle bir şey vardı eskiden arkadaşlar. Hangi oyuncular daha çok oynatıyorsak o daha yükseltiyordu. Bizim genel olarak çok oynadığımız bir oyuncu şurada yok zaten. Bitti zaten bizim 99'luk. Arkadaşlar genelde 100 oluyordu burası. 100 sayısı zaten. Çünkü bu devrinde arkadaşlar 101 oluyordu. Yani genel olarak 101 oluyordu. O yüzden zaten AB olduğunda arkadaşlar formlar 101 oluyor. Dediğim gibi form düştüğü için böyle bir şey yapmış Konami. Hiç sevmedim bu şeyin arkadaşlar. Keşke yani hiç düşürmeseydi. Kadromuzu kurduk. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Benim oynadığım oyuncu zaten, beni takip edenler bilir arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı da şu anda unutmayın arkadaşlar. Bir sürü arkadaşlar kanalı videosuz bıraktığımız için bayağı düştük herhalde. O yüzden bize destek olmayı için arkadaşlar, bana destek olmayı için kanalımıza abone olun, videomuza like atmayı unutmayın. Şöyle arkadaşlar, burada benim genel olarak oynadığım zaten bu var arkadaşlar. Bernardo var, bilirsiniz belki, ben takip edenler bilir. Bernardo'yu oynatıyorum çok fazla. Lampard'da oynatırım arkadaşlar ara sıra. Ama bizim için şöyle bir Müller'i mi unutmuşuz lan? Oğlum arkadaşlar Müller'i unutmuşuz. Az önce almamışız lan Müller'i. Ben anlamadım arkadaşlar, Müller'i ne alaka alamamışız kadroya. Şöyle dediğim gibi kimin yerine alabiliriz? Bunu dön arkadaşlar, bedava vermişti bu zaten. Bunun yerine alalım. Bu şekildeydi bizim max kolektif gücümüz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Kadromuza bu şekilde, dizilişimize böyle olsun bu videoluk. 3100 aslında arkadaşlar, siz 3100 diye düşünebilirsiniz. Çünkü zaten 3100 oluyor arkadaşlar, yani bu devre öne 101 oluyordu. Abi olduğunda 101 oluyor yani. Böyle arkadaşlar değişik challenge videolarım gelmesini istiyorsanız zaten arkadaşlar, dediğim gibi kanalımıza abone olmayı, böyle değişik videolarımıza gelmek için like atmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Başka değişik düşünceleriniz varsa arkadaşlar, onları da yorumlara yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizler de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.